Merhaba sevgili seyirciler. Saat 16. Haber kritik vakti. Fatih Ertürk ve Semra Topçu'yla haftaya bir başlangıç yapacağız. Günün gelişmelerini, geçen hafta yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendireceğiz. Ve önümüzü görmeye çalışacağız. Kim becerebiliyor bunu bilmiyorum ama bizi en azından becermeye çalışırız. Ve kimi başlıklarda da değerlendirmelerimiz olacak. Şimdi... Önce Fatih'in görüşlerine katılmadığımızı mı baştan söyleyecektik? Öyle bir plan yapmıştık seninle Semra. En baştan söyleyelim. Katılmayacağımızı baştan beyan edelim. Ama hangi görüşleri değerlendireceğini söyleyeceğini de bilmeden yapıyorum. Bir dinleyelim ama neyse. Değil mi? Yapmayalım öyle. Yani aramızda öyle çekişmeler oluyor. Ne söyleyeceği konusunda benim az çok fikrim var. Şentop AKP'li meclis başkanı artık. Meclis başkanı seçildikten sonra açıklamalar yaptı. Ziyaretleri vardı. Bütün öncesinde, parti, öncesinde evet. Bütün parti gruplarını gezdi. HDP'ye de gitti. Hatta HDP'ye gitmesi HDP'nin oyunu almak istiyor gibi değerlendirildi. Ama herhalde nezaket ziyaretiydi. Peki sadece nezaket ziyareti miydi? AKP'nin HDP'yle ilk bağlantısı olarak da kabul edilebilir mi? Çünkü İmralı'da terörist başı APO'ya ziyaretlerin başladığıyla ilgili bilgiler de geliyor. Yeni bir çözüm süreci mi başlatıyor köşeye sıkışan AKP, MHP'ye rağmen diye yorumlar yapılmaya başlandı. Hani bütün bu iddiaların aslı var mıdır onu bilmiyoruz ama sonucunda iddia olarak ortaya koymakta da fayda var diye düşünüyorum. Bu Şentop'un parti ziyaretlerini bize bir anlat seçilmeden önce manidar geldi. Bunlar nezaket ziyaretleri miydi sadece? Ve neler konuşuldu? Şimdi aslında Mustafa Şentop doğrudan saraya bağlı bir isim. Yani sarayın güvenini, o gerçekten önemli, güvenini kazanmış anayasa komisyonunda, anayasa değişikliklerinde muhalefet milletvekillerinin hırpalanmasını bile göze alacak kadar saraydan yana katı bir tutum takınmış. Kendisi bir profesör hocası, profesör, bir hoca. Aslında insan olarak da çok hani sizi rahatsız edecek bir yanı da yok. Yani öyle baktığınız zaman mesela ben yakından tanıdığım için biliyorum. Böyle bir kibir ya da bir şey yok. Çok ama sakin bir adam. Ama hareketlerinden söz etmiyoruz ki. Siyasi kimliğinden tabii, söz tabii. ediyoruz yani. Hayır, siyasi şimdi, tavrından söz ediyoruz. Oraya geleceğim. Yani oradan oraya geleceğim ama siyasi profili biraz çok fazla bağımlı. Mesela bugün bütün partilerle konuştum. Hepsi şunu söyledi. Naci Bostancı daha makul, daha konuşulabilir, aynı masada yer alınabilir ve bir arada parlamentonun bütünlüğünü ve birliği içinde tartışmaya daha açık ve müsait bir isim. Uzlaşmacı bir kişilik. Dediler mesela ama... Burada şey öne çıktı Rami, yani Recep Tayyip Erdoğan son dönem giderek katılaşıyor. Yani bunu göz önünde tutmamız lazım. Cumhurbaşkanı olarak son derece katı bir anlayışa sahip. Birebir biat ve itaat arıyor. Yani bunu hiçbir zaman için sekteye uğratacak ya da bunda risk gördüğü, mesela Naci Bostancı Milliyetçi Hareket Partisi'ne daha yakın bir isim, 12 Eylül davasında yargılanmış, ülkücü kökenden gelen... Benim de okuldan öğretim üyesi olarak araştırma görevlisiydi o zaman. Hocamdır. Yani Devlet Bahçeli'de hocamdır. Naci Bostancı da Gazi İletişim Fakültesi'nde. Allah başka keder vermesin. Keder değil mi bu durum? Evet. Partinin şimdi... ne kadar avantajlı bir konuma geçebileceğini ama fırsatı kaçırdığını mı anlayacağız burada? Yok yani olabilirdi. Fakat Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan'ın ideal profiline daha uygun. Yani sorgulamayan, mesela diyelim ki sarayın, biat anlamında mı? Sarayın bir talebi var. Talep konusunda telefonu açıp derhal efendim deyip telefonu kapatacak bir isim. Bu konuda hiç kuşku yok. Ve iki seçenek vardı önünde Recep Tayyip Erdoğan parlamentoya bir başkan seçerken. Uzlaşmacı, uzlaştırmacı, bir araya gelinebilecek ama... parti konusunda kendisiyle ilgili tereddüt uyandıran bir profil, daha katı, daha sert, itaat konusunda daha
belirleyici, bir kendine rol biçen, yani daha itaatkar ama partili olma konusunda hiç kuşku götürmeyen bir Mustafa Şentop. Recep Tayyip Erdoğan demek ki önümüzdeki dönem, parlamentoda da birebir kutuplaştırıcı siyasete bir anlamda devam konusunda bir tereddütü yok. Yani daha saha savaşçılarına yöneliyor. Çünkü seçim işleri genel başkan yardımcılığı yapmış Mustafa Şentop. Genel merkezde görev yapmış, genel başkan yardımcılığı yapmış. AKP'nin o kendi bünyesinde hani milli görüşten gelen o siyasal İslam demeyeyim de İslamcı çizgiye daha yakın bir nüveyi temsil ediyor burada Mustafa Şentop. Onun için Şentop konusundaki ısrarı mantıklı, anlamlı. Şentop HDP'ye niye gitti dersen, köşkün onayı, sarayın onayı ya da izni olmadan Mustafa Şentop'un HDP'ye gitmesi mümkün değil. Ne kadar biatçı bir kişilik olduğunu vurguluyorsun. Tabii. Orada bir parantez açayım HDP'ye geçmeden önce. Rahmi Bey söylemedi, ben hatırlatayım izleyenlerimize. Geçen hafta değerlendirirken kim olur diye Rahmi Bey Şentop olabileceğini vurguladı. Söyledi bir ihtimal. Çünkü hani yorum yaparken hani siz başlattınız ve biz burada herkesin aksine Naci Bostancı ve Numan Kurtulmuş'un isimleri ön planda duruyor ama saray kaynaklarının kulisi değil bu. Meclis kulisi bu isimlerde yoğunlaşıyor. Asıl görüş sarayın görüşü olacak. Tek adam yönetimi için adam aranıyor buraya dedik biz. Mustafa Şentop'un da o yüzden şansı olduğunu vurguladık. Şimdi bugün bakıyorum köşe yazarları içinde de niye yanıldık? Nagihan Alçı da yazmış mesela, niye yanıldık? Çünkü bürokratik çevreler efendim işte başka birini istiyormuş da onun için Naci Bostancı'nın ismi geçmiş. İşte falan. Bu değil. Mesele şu. Tek adam yönetimi. Artık parlamenter sistem bitti. Bizim kaynaklar da, gazeteci dostlarımızın kaynakları da parlamenter sistemin kaynakları olduğu için yanılıyorlar. Mesele çünkü sarayın kaynakları ve oradan gelecek bilgi. O da senin de tarif ettiğin gibi biatçı tek adam yönetimi. Biz bugün neyi konuşuyoruz? Mustafa Şentop'un ne kadar FETÖ'yle 17-25 Aralık'tan sonra sarf ettiği sözlerle iç içe bir görüntü sağladığını. Niye? Çünkü AKP zaten FETÖ'yle iç içe. Yani Erdoğan bunu sonuçta mücadele ediyoruz dese de AKP ile partisiyle FETÖ'nün işbirliği halinde olduğunu görmüyor mu da Mustafa Şentop'u koyuyor? Zaten öyle. Yani sonuç olarak kendilerine uygun, tek adam yönetiminde sesi çıkmayacak, arıza çıkarmayacak ve ne denirse yapacak kişi geldi oraya. Parlamenter sistem tam anlamıyla bitişinin tescili olarak bir isim geldi zaten oraya. Zaten biz de bilgilere ve öncesine dayanarak böyle bir değerlendirme yapıp Şentop'u işaret etmiştik. Arkadaşlarımızın yanılgısına düşmeme nedenimiz kafamızın net olması. Yani sağlıklı değerlendirme yapabilmemiz. Sarayın tavrını, yani sarayın tavrını bilmemiz. Parlamentodaki milletvekillerinin ya da iradenin kendi ağırlığıyla, kendi var olma gücüyle hareket etmeyeceğini biz göz önüne aldığımız için haklı olarak, yani bu ağır bir söz belki ama parlamentodaki milletvekilleri kendi vicdanlarına, hür ya da özgür iradelerine göre oy vermediler. Yani bu çok açık, çok net bu. Bir taraf olarak, yani bir meclisteki kutuplaşma uygun olarak. Bu arada onu da tamamlayayım. Şentop şeye, HDP'ye gitti. Aslında şöyle Rami, Binali Yıldırım'ın son zamanlarında da başkan olarak HDP başkanlık divanına katılmalarına izin verdi, komisyonlarda yer almasını kolaylaştırdı. Yani böyle HDP'ye çok sert bir tavır yoktu AKP'den. Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı biraz sertti, İYİ Parti'nin tamamen sertti. Ama daha böyle yumuşak bir tavır vardı. Fakat seçilmeden önce HDP'yi ziyaret eden ilk AKP'li meclis başkanı Mustafa Şentop önemli. Bir anlamı var bunun. Doğru bir bakış açısı senin söylediğin, Semra'nın söylediği de. Çünkü HDP grubunu hani terörle iltisaklı, bağlantılı, ilişkili olarak sürekli nitelendirip seçilmeden önce gidip siz ne istiyorsunuz, ne yapabiliriz sizin için diye soruyorsanız bu farklı bir anlam taşıyabilir, bu yorumlanabilir. Şöyle, HDP'ye gittiği zaman HDP'liler çok sert bir tutum içinde davrandılar Mustafa Şentop'a. Yani saygıda, sevgide, kusur anlamında değil. İdeolojik eleştirel tavırları evet. Vardı ve bunu net bir şekilde dile getirdi. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven
hatırlarsanız bu Şubat ayından beri içerideydi. Bu arada son dakika çok özür dilerim, beni de uyarıyorlar da Kocamaz aday olamıyor. Aday olamıyor, güzel. Evet. Hadi 2004 örneği veriliyordu galiba. Mersin'de işler seçim öncesi iyice karıştı. İYİ Parti'nin hani şey diye nitelediği bir durum bu, ihanet diye nitelediği İYİ Parti. Demokrat Parti'den de aday olamaz demiş. Şimdi orada tabii teknik değerlendirmeler de var. Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Demokrat Parti'nin aday olarak belirlenmesi gerekiyordu. Acaba öyle bir toplantı Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun toplantısından çıkmadığı için mi? Hani gerekçeli kararını mutlaka açıklayacaktır. 2004 örneğini yazmışlardı hatırlarsanız. Daha önce 2004'te de bir adayın başına böyle gelmiş. Aday gösterildiği partiden gösterilmeme hali diye tarif edilmişti. O partiden aday gösterildiği için başka partiden gösterilemez diye nitelendirilmişti. Onun için Demokrat Parti olmaz. Bunun tabii şey hani yetişememe değil, aynı örnek değil bu ikisi. Orada partisi göstermemiş. Tabii canım, burada yetişememiş gibi var. Bir kasıtlı tavır var. Hani bunu YSK çözebilirdi. Neden? Çünkü bir ihanete uğramışlar. Orada hani herhalde sonuçta esnetilebilir işte, bir durumdu ama. YSK herhalde kendi önündeki kurallara göre, hukuki duruma göre değerlendirme yapıyor. Saat verilmiş. Saat 17'ye kadar diye başvurular. 17-26'da yapılmış Mersin'de İYİ Parti. Üstelik de karalama şeklinde bir şeyle gidilmiş, yani dilekçeyle. Ciddiye alınmamış. Önce o başvurunun kabul edilmesi yönünde bir itiraz oldu. O reddedildi. Sonra arkasından bu geldi. Evet. Bunun hukuki mücadele yöntemi var mı? Hani YSK'ya da başvurup da devam edebilir mi? Hani uzman değilim, şu an düşündüm ama aklıma gelmedi. Yani bununla ilgili yok, zorlar mı İYİ Parti? YSK'nın kararları yargıya açık değil. Yargıya açık değil ama bu Mersin ilin YSK il başkanlığının değerlendirmesi. Belki YSK genel gelir. O YSK'nın içinde olabilir ama i̇çinde YSK dışında... Belki bir zorlama alanı vardır. Ama şunu söyleyeyim sana, bununla ilgili ben... bir önemli bir adamıyla görüştüm. Mersin Belediye Başkanı'nın, hemen hemen Burhanettin Kocamaz'ın bir numaralı ismi diyebilirsiniz. Ne oldu dedim. Dedi ki Burhanettin Bey'in ismini vermemek için bir çıkar sağlandığını düşünüyoruz dedi. Maddi bir çıkar. Şimdi o kadar kötü bir iddia ki bu. Rahane. Çok çirkin. Siyasi partilerin ne kadar kirlendiğini gösteriyor artık, biliyor musun? Bak, ne kadar her şeyin ucuzladığını gösteriyor. Bir siyasi partiden adaysınız ve il başkanlığı kendi çıkarı ve beklentisi iddia olarak söylüyor bunu. Üzerine adaylık başvurusunu yapmıyor. Başka bir adayın kendisine vaat ettiği belirli talep şeyler üzerine, vaatler üzerine. Çok çirkin. Şimdi, ama yani çok çok çirkin Fatih bu. Evet, yani bu, para kazanıldı bu, bunun üzerinden demek çok çok çirkin. Bu bir iddia. Yani bu adamı suçlamanın, kimseyi ben suçlamıyorum burada. Ama bizim aldığımız kaynaklara göre dedi, bu işin arkasında böyle bir şey var dedi. Bu bir ihmal ya da gecikme ya da boş verme değil dedi. Bilerek, planlayarak bunu yaptılar. Çok acı bir tablo bu. İYİ Parti açısından da çok düşünülmesi gereken bir tablo bu. Erdoğan diline doladı hemen. Daha aday listelerinde bile vakti haksız veremediler mı diye. Şimdi ama haksız mı noktasında şunu söylemek fakat istiyorum. Fakat ihanettir bu ama ya. Şimdi sen şimdi kendi tamam. Teşkilatına güvenmeyeceksin. İl başkanlığı yönetimine güvenmeyeceksin. Kumpas var da orada kumpas olma ihtimali olacağına dair de beyanlar var. Yani Kocamaz aday olamaz vesaire gibi laflar dönmüş. Böyle bir durumda insan rahat rahat da oturmaz. Yani biraz başarısızlık var burada. Bir beceriksizlik var bana göre bir yandan da. Diyecekti ki hadi listeleri alalım, beraberce bir gidelim, başvurumuzu yapalım. Hani hem genel merkez açısından, bence İYİ Parti'nin evet, genel merkez yönetimi açısından, hem de Burhanettin Kocamaz açısından ciddi bir bence başarısızlık var burada. Siyaseten ben başka türlü yorumlayamıyorum bunu. Göz göre göre gelmiş çünkü. Evet, bu kadar da güvenilmez yani. Belediye başkan adayı il başkanına güvenmeyecekse kime güvenecekse? Haklısın Fatih ama orada hayır, ortada bir laf öyle var. Tuhaf bir durum öncesinde, ki. Yani söylenmiş bir laf var ama şey, ortada. Doğru. Öncesinde Burhanettin Kocamaz aday yapılmayacak.
aday olmaması olamaz için gereken yapılacak gibi tweetler atıldı. Sosyal medyada dolaştı. E bunları biz İnsan duyduysak... İnsan huylanır yani. E, il de duydu, genel merkez de duydu, bu Kocamaz yani, da duydu. 17-15'e kadar mı aday gösterilmiyor? Yani evrağa gitmiyor. 17-26'da 26. teslim edilmiş. Nasıl 17'ye kadar rahat rahat durabildiniz ki? İnsan YSK'nın önüne koşar gider yani. Hemen evrakını verdirir, zorlar bir İYİ şey yapar Parti yani. İYİ Parti suç duyurusunda bulunacakmış il yönetim hakkında. Onu söylediler bugün bana. Ayrıca bu işi savcılığa götürmek dışında da mutlaka hesabını soracağız dediler. Ama bu öyle lafla geçitilecek bir konu değil. Yok, ben İYİ Parti'nin burada bir kötü sınav verdiğini düşünüyorum. Yeri gelmişken söyleyeyim. Anketlerde zaten hani çok da başarılı bir performansı olmadığına dair veriler ortaya çıkıyor. Ama şu süreçte CHP ile işbirliği haricinde İYİ Parti'de siyaseten bir şey göremiyor bence vatandaşlarda. Yani ben peki, göremiyorum açıkçası peki, bir gazeteci Mersin olarak. Mersin özelini konuşalım. Bu noktada kesinlik neredeyse taşıyan karardan sonra yani belki YSK'nın YSK'ya Ankara'ya da başvuru yapılabiliyordur. O tarafını açık bırakarak. Bir de ilçe var değil mi? Eksik. Tabii bir Akdeniz de ilçesinde de başvuru yine geç yapılmış. Şimdi Kocamaz'ın Mersin'de Demokrat Parti'den de aday olamayacağını düşündüğümüzde İYİ Parti'nin adayı yok değil mi bu durumda? Evet. Demokrat Parti'nin adayı olarak Kocamaz Mersin siyasetinde yok. Mersin'de seçimlerle ilgili hadi değerlendirme yapalım. Şimdi bu durumda ben CHP'nin avantajlı duruma geçtiğini düşünüyorum. Bir de şunun altını tekrar çizmek isterim. İYİ Parti CHP ile işbirliği yapma dışında siyaseten bir şey ortaya koyamadı. Merkez diyor ama merkez söylemini destekleyecek adaylar çıkarmıyor ya da yönetimini almıyor. Yani AKP sonuçta merkez sağ diyor ya, AKP orayı kapattı ya, oradan oy alacak aday da koymuyor. AKP'ye yönelik çalışmıyor. MHP'nin ikinci bir görüntüsünü yaratıyor. Bu hani bir parantez içerisinde İYİ Parti ile ilgili bunu söyledikten sonra bir de üstelik Mersin özelinde baktığımda şimdi bu durumda AKP, MHP, İYİ Parti, CHP, hepsi İYİ Parti Cumhur İttifakı'nın karşısında bir ittifakla çıkılamadığına göre oraya ben hani CHP'nin şansının arttığını düşünüyorum bu durumda. Vahap Seçer'di değil mi? CHP'nin Mersin Büyükşehir ben bu konuda farklı bir düşüncem var. Şöyle, Burhanettin Kocamaz aklı başında Milliyetçi Hareket Partililerin yani ülkücü ve milliyetçilerin ve AKP'nin bir anlamda önemli bir oy potansiyeline tek başına sahipti. Kendisi Tarsus Belediye Başkanı eski Yörük ve yani o seçmene hitap edebilecek bir isimdi. Bence Vahap Seçer onun farklı yani baktığın zaman. Hayır, zaten öyle olduğu için siyaseten böyle kumpaslar kuruldu. Tabii. Ben yani bunun nedeni o. Bunu bu kumpasın yani Cumhuriyet Halk Partisi tarafından değil de AKP tarafından kurulmuş olabileceği ihtimalini değerlendirmek istiyorum. Hayır, niye, CHP'nin ne alakası var? Niye dersen Burhanettin Kocamaz'ın siyaset sahnesinden çekilmesi ortada kalan milliyetçi, ülkücü ve muhafazakar oyların nereye gideceği sorusunu da gündeme getirir. Çünkü ama Kocamaz'ın, böyle bir kumpasta Fatih insanlar kızmaz mı? Ya kızar ama ben bunun kızmakla sandığa yönleneceği şeklinde ki şeyde çok emin değilim. Peki Kocamaz'ın siyasi tavrı burada ne olacak? O da çıkacak bir açıklama yapacak herhalde. Benim aday olmamı engellediler. Dolayısıyla benim o tavır benim biraz daha belirleyici olur. Tavrım o zaman şu adaydan yanadır filan gibi. Yani öyle bir tavır yapar mı bilmiyorum ama yaparsa. Ama şimdi eğer bir Millet İttifakı varsa böyle bir ittifak, o ittifak Mersin'de anlaşamadığı için ayrı ayrı aday çıkarttıysa ve diğer illerde 50 civarında değil mi? Yanlış hatırlamıyorsa. İYİ Parti ve CHP arasında bir işbirliği, güç birliği varsa böyle bir durumda Mersin'de İYİ Parti'nin tavrının CHP'den yana olması gerekiyor kendiliğinden. Yani şimdi Rahmi, siyaseten. Bak bölgede şöyle bir önemli bir kıstas var. Vahap Seçer'in etnik yapısı ve ait olduğu grup İYİ Parti'nin ya da Burhanettin Kocamaz'ın seçmen tabağına hitap etmiyor zaten. O farklı bir grup. Burhanettin Kocamaz'ın alacağı oy AKP ve MHP'dendi. Bu iş baktığın zaman eğer gidip Burhanettin Kocamaz ya bana şunu yaptılar, bunu yaptılar, buna oy verin
diyecek durumda, pozisyonda değil, demez bunu, diyemez. Bu diyebilir, bence diyebilir. Bu CHP ile İYİ Parti arasında yapılacak bir görüşmeyle belirlenir. Tabii sonuçta itibariler ortada üzerinde bir kumpas duruyoruz. Var. Bu kumpasa tabana, karşı da bir tavır geliştirilebilir siyasete. Tabanın da buna, yani Burhanettin Kocamaz'ın dediğini bir şey olarak kabul etmesi lazım. Bir öngörüden çok bir kesin, net bir yönlendirme kabul etmesi lazım ki sandığa giderken karşıdaki mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayın ne olursa olsun gidip ona oy vermesi lazım. Peki, siyasi bir tavırdır işte, o zaman siyasi parti olursun. Yani siyasi bu da olabilir. Ben buna olmaz demiyorum ama senin değerlendirmen AKP'nin adayına yöneleceği şeklinde mi? Yani dersinde... ben burada çok ya bunları konuşurken rahatsız oluyorum Rami de. Bölgeyi çok iyi bilen bir insanım ben. O bölgenin insanıyım. Yani bu siyasetin bu etnik kökenle inançla yapılması beni son derece rahatsız ediyor. Son derece yani ilkel ve geri kalmış feodal bir şey bu, yapı bu. Ama gerçeklerin bir kısmı da var burada. Şimdi orada öyle bir yapı var ki bu yapı bana Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine yarayabilir. Ona hiçbir itirazım yok. Ama bu işin Burhanettin Kocamaz'a bu kumpası kuranların ne tarafta olduğunu düşünürken tabağına bakınca benim aklıma o taraf geliyor. Yani bu işin AKP'liler tarafından, yani AKP'nin kurumsal kişiliği anlamında söylemiyorum. Yapanın yanına kar mı kalacak yani? AKP, bir kumpasa uğradılar. AKP, kumpas sonucuna varacak. Yani ben de bunu kabullenemiyorum Fatih. Bölgeyi tanıyorum diyorsun, doğru da. Bence o zaman İYİ Parti... Sen siyasi etik olarak bakıyorsun. Tabii bir yandan da siyasi şey olarak, hamle olarak bakıyorum Rami Bey. O zaman Meral Akşener'le Kılıçdaroğlu'nun oturup görüşüp burada bir yönlendirme yapması, bu kumpasa karşı bir siyasi tavır, bir çağrı yapması gerekiyor ki insanlara yapanın yanına kar kalmasın bu illegal tavır. Tek yolu nedir onun biliyor musun Semra? Çıkar Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de miting meydanına, yan yana dururlar. Aralarına da Burhanettin Kocamaz'la Vahap Seçer'i alırlar, tamam mı? Burhanettin Kocamaz orada ben Vahap Seçer'e destek veriyorum kardeşim, bana bu kumpası şunlar kurdu der, o zaman haklısın. Şimdi, hiçbir itirazım yok. Şimdi İYİ Parti meclise nasıl vekil sokmayı başardı? CHP demokrasi engelini aşıyorum dedi, imkan verdi de başardı değil mi? Şimdi burada da İYİ Parti yine CHP ile işbirliği halinde Mersin'de kumpasa uğradık, hadi buyurun oylarımızı CHP'nin adayına veriyoruz demek durumunda. Madem öyle, demokrasi savaşı veriyoruz. Burada antidemokratik bir baskıyla Burhanettin Kocamaz sonuçta kumpasla aday olamamışsa, o aday olamama halini oya dönüştürmeye başarmak zorunda. Demokratik mesaj budur bence. Yani söylediğin her söz siyasetik açısından son derece doğru. Ama reali siyasete, taban siyasetine baktığın zaman saha gerçekleri, bunun biraz daha şeyinde rağmen farklı. Yani Kılıçdaroğlu da herhalde bugünkü gelişmelerden sonra nasıl bir karar verir bilmiyorum ama Mersin'de 3 miting düzenleyeceğini farklı tarihlerde açıklandı dün. Artırır mı yoksa başka türlü bir ortak miting mesela senin dediğin gibi düzenleme ihtimali çıkar mı ortaya? Bekleyeceğiz siyasi gelişmeleri. Yani. Belki hukuki süreç farklı bir noktaya taşınır, onu da bilmiyoruz tabii. Yani Burhanettin Kocamaz da herhalde bundan sonraki süreci yönetecektir. Sonuçlar ne olursa olsun siyasetin ne kadar AKP döneminde kirlendiğini gösteriyor. Evet. Evet, kirletildiğini, maalesef. Rahmi gerisi maalesef. Önemli değil benim evet. için. Yani bir partinin il başkanına bile güven yoksa, o il başkanı bile kendi partisinin adayıyla ilgili spekülatif hareketlere, suslanacak hareketlere, kumpas diyecek hareketlere yol açıyorsa ve bundan hiç rahatsız değilse, ya bu nedir bu ya? Bu nasıl bir anlayıştır? Bunlar nasıl ülkenin geleceğini kuracak? Nasıl ülke iyiliği için siyaset yapacak? Adayını bile götürüp YSK'ya vermekten yani... aciz bir adamsın ya da bu konuda dürüst bir adamsın. Aziyet olur mu bu? Yani artık sokaktaki vatandaş da biliyordu ki o gün 17'ye kadardı başvuru süresi. Yani eğer 17'den sonraya 17-26 gibi böyle ilginç bir saatte gidip teslim edersen adı süreyi belli. Açtığın için kabul edilmeyeceği adaylığın ortada yani. Yani zorlanması demek da ki zaten beklenmiş. Problem var. Ki ne zamandır belli. Herhangi bir aziyetle falan açıklanacak. Niye son şeyimiz? Güne bıraktınız? O kadar süreyi niye kullanmadınız? Ondan da yaklaşık 20 gün önce son günde de açıklandı. Son dakikalara kadar nasıl böyle rahat rahat durabildiniz? Tabii, ben onu anlamıyorum. Tabii. Şimdi izleyen yazmış ki düşmanısınız İYİ Parti. Ne alakası var? Yani ortada bir başarısızlık var. Ben kimseye bir gazeteci olarak yani. Yorumlamak durumundayım bu. Yani ahlaksızlık da diyorum. Ama bir yandan da bir taraftan da bir böyle bir şey olur mu ya? Oturup beklenir mi yani başvuru olmadı diye?
Yani orada süre belli. İnsan bir zorlar. Bir takım mekanizmaları işletmeye çalışır. Yani zaman kaldırır kendine yani 17 ise o süre. Bilmiyorum ben böyle bir şey görmedim Türkiye'de. Ya bak Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kadar yani tartışmalar yaşandı. Hangi il başkanı bir adayı götürüp de teslim etmedi YSK'ya? Bak bu kadar doğru söylüyor Semra. İYİ Partili boşuna bize kızmasın. Hangi Cumhuriyet Halk Partisi il ya da ilçe başkanı adayı temsil ederken bir tereddüt geçirdi ya da bir hata yaptı? Bak bu kadar tartışma yaşanan ama bir başka, parti. Bak, başka illerde de yok. Yani Mersin'de ilginç bir çekişme var, siyasi çekişme. Burhanettin Kocamaz MHP'den ayrılıp geçmedi mi İYİ tabii, Parti'ye? Tabii. Orada belli bir oy tabanı olan birisi, kazanma ihtimali yüksek olanlar arasında. Tabii değil mi? Etkiler en azından seçim sonucunu. Ve böyle bir kumpasla karşı karşıya. Bu partinin teşkilatının işte iş bilmezliği, acziyeti filanla da çok açıklanabilecek bir şey değil. Belli ki burada siyasi bir kumpas kuruldu. Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı üzerinden. Sen MHP'den ayrılır, İYİ Parti'ye geçer misin? Alsan o zaman bu gibi bir tavır var. Dolayısıyla bizim düşmanlıkla ilgili mesaj yollayan seyircimize de ifade edelim. Öyle bir niyetimiz yok. Biz ortaya doğruları koyuyoruz. Hangisi yanlış söylediğimizin. Yani verimliymiş. 17-26'da gelmiş. Bunu yapan il başkanı. Burhanettin Kocamaz kendisiyle ilgilenmemiş. Ortaya böyle bir şey çıkmış. İl başkanlığının da bundan sonra Demokrat Parti'den de adaylığını kabul etmiyoruz açıklaması kararı var. Ne yani? İlçeyi kurulun. Yani evet. Bu söylediklerimizin ayrıca da yani düşmanlıkla tanımlanması da çok tuhaf. Ne bir savaş mı var ki? Burada dostlar var, öbür tarafta düşmanlar var. Ne oluyor yani? Gazeteci tuhaf, analizi tuhaf, var bu programda. Tuhaf tuhaf değerlendirmeler. Neyse bu Şentop'a dönelim mi bu HDP ile ilgili? Şentop biraz geride kaldı şimdi. Peki. Ama HDP ile ilk temas olması anlamında da ilginç. Yani, sonucunda AKP'li meclis başkanı. Yani şöyle Rahmi... Leyla Güven'e onu söyleyecektim sana. Bu DDK eş başkanı hapisteki terörist başı Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılmasıyla ilgili bir açlık grevi başlatmıştı. Bu hapisteyken, Diyarbakır cezaevindeyken. Oradan çıktı, evinde devam ediyor açlık grevine. Direkt HDP onu gündeme getirmiş. Önce demiş Leyla Güven'e sahip çıkın sonra. Yani orada tutumu sertti dedim HDP'nin. Peki İmralı'ya mesaj yok muydu görüşmeden? Yok. Yani hayır garibim yazık zavallıcık bebek katili terörist başı orada tecrit altındaymış filan da sanki o da gündeme getirilmiş gibi bilgiler gelmişti benim kulağıma onun için sordum. Yok şu o tecritin kaldırılmasıyla ilgili bir sohbet olmuş yani talepleri olmuş HDP'nin. Yani Şentop'un bir yorumu Türkiye'nin yok. Başka sorunu yok. HDP'nin de taleplerinden biri de bu. Yani çok öncelikli bir şeymiş gibi kriz yaşanıyor ülkede bu kadar savrulma var, dış politikada bu kadar şey var. Evet. Onlarla ilgili tek kelime yok. Ama sanki birbiriyle de bağlantılı gibi hepsi. Yani niye? APO'nun tecritiyle Tanzim'deki domatesin patlıcanı ne alakası var? Yok dış politika açısından söylüyorum. Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeyi, Amerika-Türkiye ilişkileri derken yani dönüyor dolaşıyor geliyor iş Türkiye'deki ve bölgedeki Kürtlerle Amerika'nın dizayn etmeye çalıştığı projeye dönüyor geliyor. Çok bugün güzel. Müyesser şimdi, Yıldız'ın yazısı da anlamlı değil miydi Rahmi Bey bu oradan anlamda? Yola çıkarak, Milli Savunma Bakanı'nın. Şu bir cümle söyleyebilir miyim Rahmi? Bu Şentop'un İYİ Parti ziyareti var. Burada önemli bir açıklama var. İYİ Parti'ye var. Sonra geçelim. HDP üzerinden gidiyoruz izin verirsen. Tamam peki. Burada elimde ilginç bir haber var. Müyesser de yazmış onu gazeteci arkadaşımız. Bu Hulusi Akar Berlin'deki işte güvenlik konferansına gittiğinde çeşitli temaslarda bulundu. Biraz üstü örtülük bırakılan, sadece bir araya geldi diye geçiştirilen çok önemli bir teması var. Arkadaş orada Mesrur Barzani, Barzani'nin oğlu. Hı hı. Onunla bir araya geliyor. Bu arkadaş yapılacak seçimlerde başbakan adayı ama adı farklı olsa da tercümesi istihbarat başkanlığı olan bir görevi de yerine getiriyor. Yani Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin istihbarat başkanıyla ve başbakan adayıyla Hulusi Bey, savunma bakanı, bir masada. Masada Irak bayrağı var, Kürdistan Bölgesel Özel Bölgesel Yönetimi'nin de bayrağı var, Türk bayrağı da var.
karşılıklı heyetler halinde resmi bir görüşme. Bunu bakalım bir açıklasınlar. Bana açıklamasınlar, Devlet Bahçeli'yi açıklasınlar. Biz haberde vaktinde APO'da bir, Barzani'de bir diye Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını koyduk hatırlamak isteyenler için. Bu tekrar temas kurduğunu AKP'nin sıkışan, AKP'nin tekrar temas kurduğunu ifade eden bir şey. Barzani üzerinden yine bir ne süreciydi o? Çözüm süreci. Yok, çözülme süreciydi. Çözülme süreci başlatacağını ifade ediyor. Öyle çıkıp da meydanlarda geniş geniş beka sorunu falan demesin kardeşim. O zaman bunu açıklasın. Nedir bu Hulusi Akar'la Mesrur Barzani görüşmesi? Niye görüşüldü? Tabii bu aşamada. Bu Roj peşmergeleri vardı hatırlıyor musunuz? Semra'yla da bunun daha öncesinde sohbetini yaptık. Bu Roj peşmergeleri havai fişekler atılarak Türkiye'den geçirilen AKP'nin talimatıyla Rojava dedikleri Ayn el-Arab bölgesine giden ve oradaki PYD'lileri, YPG'lileri kurtaran adamlar değil miydi? Bu Roj peşmergeleri denilen arkadaşlar Rojava'da olan ama Barzani tarafından eğitilip donatılan askeri güç değil mi kardeşim? Nereden? Mesut Barzani'nin şeyinden, Barzanistan'dan. Kimle görüşüyor Hulusi Akar? Mesrur Barzani ile görüşüyor. Demek ki yine bu tür bir Suriye'nin kuzeyi ile ilgili peşmergeyi, Barzani'yi yanına alma çabası da olabilir bu. Biz ihtimallerden söz ediyoruz ve yine bir tehlikeye dikkat çekiyoruz. Ciddiye alsınlar bizi. Bunları konuşturmuyorlar, kimse konuşmuyor. Şimdi oraya bir ek yapabilir miyim Rahmi Bey? Şöyle ki Irak'ın kuzeyindeki yapılanmayla Türkiye iletişime geçerken şunu da unutmamamız lazım. Bir referandum denendi. Amerika ne dedi Barzani'ye? Erken dedi, susturdu. Evet, şimdilik otur dedi. Şimdilik ama. Şimdi benzer bir şekilde aynı sürecin Suriye'nin kuzeyi için planlandığına dair değerlendirmeler yapılıyor değil mi? Ve Rusya diyor ki tam da şu aşamada, Rusya diyor ki bak Amerika tampon bölge diyor, YPG'lilerle görüşüyor, orayı da otonom yapacak, Suriye'yi bölecek. Ben sana destek olayım, sen güvenli bölge yap diyor. Tam da bir taraftan Türkiye sanki üç lider bir araya gelip, Ruhani, Putin ve Erdoğan bir araya gelip Astana sürecini bu anlamda Suriye toprak bütünlüğünü korusun diye sürdürüyormuş gibi görünürken, bir yandan da Mesut Barzani ile görüşüp Suriye'nin kuzeyinde de benzer bir yapılanma isteyen Amerikan siyasetine uygun bir şekilde görüşmeler yapmak tam da çelişkinin göbeği oluyor işte. Tabii. Türkiye'nin açık apaçık ortaya çıkıyor ki bir çelişkili dış politikası bir noktada Amerika göbek bağı noktasında devam ediyor. Ben de bunu buradan böyle okuyorum. İşte burada bir problem var. Güvenli bölge sadece Türkiye'nin hakimiyetinde olacaktır diyen Erdoğan yönetimi ve Erdoğan'ın kendisi Soçi'de yapılan son zirvede Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un gündeme getirdiği gibi sınırda Rus polisinin konuşlandırılması teklifini de dinlemek mecburiyetinde kalıyor. Böyle sıkıştırırlar adama. Onu demeye getiriyordum Fatih'ciğim. Bu Şentop'un görüşmesi, HDP görüşmesi sadece nezaket ziyareti değildir. Yani siyasi bir temas da değil işte i̇şaret sadece. Siyasi bir temas da değil bence. Bir dış politik gösterge aynı zamanda diye düşünüyorum. Onun için konuya değinelim istedim. Yani evet, bir yandan da HDP'nin kapatılması gerektiğini söyleyen sesler yükseliyor AKP'de. Bir yandan kapatılması gerektiği iddia edilen bir partinin yöneticileriyle bir meclis başkanının bir ziyareti var. Enteresan. Tabii Şentop'un bir de İYİ Parti'yi ziyareti var. Orada da enteresan bir açıklama var İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan tarafından. Meclisin işe yaramaz hale getirip kapatılması gibi bir projeden söz etmiş Türkkan. Yani meclis 600 milletvekiliyle çalışamıyor, çalıştırılmıyor, bir iş üretmiyor. Bunlara boşuna maaş veriyoruz. Gelin bu meclisi kapatalım noktasına doğru Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı. Ha, bir tehlikeye dikkat çekmiş yani. Parlamentoyu o noktaya çektiği, sürüklediği. Hayır, daha yeni artırdılar sayıyı. 24 Haziran öncesinde 600'e çıkardılar. İşte bunu kullanacağını düşünüyor İYİ Parti. Bazen sayıyı çoğaltır ama etkisizleştirebilirsin. Şöyle düşünüyor yani İYİ Parti. Haftanın iki güne indirdiler diyor parlamentoyu. En son diyor bizim ortasındaki Türk Cumhuriyetleri gibi senede iki kere toplanan parlamentolar var. Yani haftada bire düşürecekler diyor. Haftada birden sonra ayda bir olur diyor.
Lütfü Türkkan'ın bu konuda kesin tespitleri var. Yasama yılı, açılışı, kapanışı. Açılış ve aynen öyle. Yani bütün yetkilerini saraya devredi. Zaten onunla ilgili hatırlarsan bir çalışma var. Parlamentodaki bazı yasama yapma yetkilerin saraya devri konusunda bir hazırlık da var. Yani o tasarı da gelecek parlamentoya büyük ihtimalle seçimden sonra. Ya Ankara'da yani fantastik bir değerlendirme olarak da düşünebilirsiniz bunu. Birinci meclis ve ikinci meclis var ulusta yan yana. Şimdi bu da üçüncü meclis. Burayı da müze yaparlar. Oradaki 600 milletvekilini de alırlar. Personeliyle beraber götürürler saraya. Orada bir konferans salonuna derler ki işte burası da meclis. Ben söylediğimde toplanırsınız, iki görüşürsünüz. Oldu bitti. Zaten tek adam başkanlık sisteminin getirdiği nokta da bu nokta değil mi meclis? Hiç yadırgamayalım ya. Şu AKP'ler ağzından kaçırdın. Bir sonuç bu sonuç. 600 milletvekili değil, 150 senatörlü bir senato oluşturulması ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu altına bu senatonun yerleştirilmesi, ancak bu senatonun başkanı denetleme yetkisinin bulunmaması, sadece başkanın ihtiyacı olduğu zaman senatoya danışması şeklinde bir proje yürütüyor AKP. Yani eğer AKP bu yerel seçimi de atlatırsa parlamentonun kapatılma ihtimali öyle fantazi falan değil. Yani parlamentonun başka bir şeye dönüştürme ihtimali çok yüksek. Çünkü bu parlamento böyle yoluna devam etmeyecek. Bu kesin. 2023 hedefleri, 2023 diyor. Sürekli altını vurgulamalarının nedeni çıkıyor ortaya. Tabii. Kurucu cumhuriyetle hesaplaşmayı tamamlayacaklar. Bu yerel seçimden de kendilerine göre bir galibiyetle çıkarlarsa, evet, siyasi küçük, başarı elde ederlerse, küçük bir senato, bir 4 yıl başkan. Sonra bundan sonraki seçimler, o zamana kadar oldu bitti. Yani yerel seçimde oy kullanacaklar, buna da dikkat etsinler diye söylüyorum. Tabii seçimlerin anlamını da artık tartışamayacağız belki yakın bir dönemde. Çünkü kitlenmiş siyaset, kitlenmiş vaziyette Rami. Yani dün parlamentoda gördün tabloyu. Yani milletvekillerinin kendi iradeleriyle yani salonun dışına çıkmaları bile mümkün değil. Yani izin alarak çıkıyorlar grup başkanı. Adeta bir demokrasi oyunu sahneleniyor değil mi? Aslında sadece Türkiye'de de değil. Venezuela'ya baktığımız zaman bütün dünyada bir demokrasi tiyatrosu oynanıyor gibi bir duygu var bende. Ve bu çok yanlış, çok kötü. Demokrasi çünkü bir ideal form. Yani bizlerin belki şu teknoloji çağında doğrudan demokrasiye geçişi konuşmamız gerekirken biz elimizdeki imkanlarla antidemokratik uygulamaları konuşuyoruz. Çok çok hazin. Oysa ki dijital devrim var ve biz doğrudan demokrasiyi konuşabilmeliyiz. Yani birebir kendimizin yönettiği bir yönetim tarzını konuşabilmeliyiz. Ama bu anlamda sadece biz değil, sadece Türkiye değil, bütün dünya başarısız. Çok başarısız sınavlar veriyor ve çok üzücü, demokrasiye olan inanç bitiyor. Bu çok hazin bence. Ben duyuyorum da onun için üzülüyorum. Bana da çok fazla sokakta karşılaştığım sohbetlerde genelde artık bir demokrasiye inancım kalmadı, sandığa gitmeyeceğim söylemleri var. Yani bu çok üzücü geliyor bana. Başka çaremiz yok. Demokrasi yönetim biçimi olarak en ideal form, insana en iyi gelen form. Buna sahip çıkmamız ve bunu yaşatmamız, uygulatmamız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum aslında? Biz inadına demokrasinin uygulanabilirliğinin savaşını vermek zorundayız diye düşünüyorum. Evet, yani parlamentonun önümüzdeki dönem 27'sine kadar kapalı. Ondan sonra bir aç kapı yapacaklar. Biliyorsun anayasaya göre 90 gün sonunda parlamento çalışmazsa fes edilmiş sayılıyor. Onun için 90 günlük bir araya vermemek için arada aç kapa yapacaklar. 27'sinde açıp tekrar kapayacaklar. Ama bu sene parlamentodan bir şey beklemesin kimse. Yerel seçimlerden sonra da parlamentonun elinde çok fazla şu an yani bir şey yok. Bir yasa teklifi yok. Bir öneri yok. Ne? 3600 ek gösterge vardı. Çıkacak dedi. Yok Rami ya. Torba yasayı ekleyecekler. Yani evet. Umutla bekleyenler için kötü bir haber de. O bitti. Parlamentodan bitti. Yaşa takılanlarla ilgili bir hazırlık yok ve MHP de çekimselliği bıraktı. AKP'nin yanında bu konuda net yer alarak hayır diyor. CHP ve İYİ Parti'den gelen bütün kanun tekliflerini reddettiler. Dolayısıyla böyle bir EYT'liler için de umut görünmüyor. Ancak yani, bir iktidar değişikliğiyle olabilecek. Belki bir kararname ile yapılacak düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın kararnamesi şu an yasaların üzerinde. Yani yasal olarak yeni anayasaya da uygun değil ama böyle. İşin gerçeği bu. Cumhurbaşkanı'nın neyle ilgili kararname düzenleyiciyle ilgili inanır mısın minnettik yok Rami'ye. Hangi yasa konusunda, hangi
yönetmelik konusunda hangi kararname düzenlenir, hangisine Cumhurbaşkanı karar verir, hangisi parlamentoya gelmek zorunda, parlamentodaki o aklı başında hukukçular bu işi çözemiyor ya. Çözemiyor abi, çözemiyor. İşte anayasayı değiştirmekle olmuyor bu. Kurum ve kuruluşları da yeniden yapılandırmak gerekiyor. Tabii. Hala rejim değişti, insanlar farkında mı bilmiyorum. Bu rejimin, yeni rejimin kurum ve kurumlarını oluşturmaya çalışıyor. Lafın başındaki gibi şimdi ben noktayı koyarken, hani sonuna doğru yaklaşırken Fatih'e katılmadığımı bir kere söyleyeyim. Fatih'e katılmıyorum çünkü Cumhurbaşkanı'nın hangi koşullarda kararname çıkaracağı konusu belli. Cumhurbaşkanı her şekilde, her koşulda kararname çıkarır. Tek adam yönetimi bu. Yani o her şekilde yapacak onu. Anladım da yeni anayasaya mesela sınırladığı bazı bölümler var ama yani mesela anayasa değişikliği yapamıyor Cumhurbaşkanı, kabul. Ama bunun dışında hangi önerilerinin parlamentoya gelmek zorunda olduğu, tekliflerin hangisinin kararnameyle düzenleneceği konusunda hala ne saray kısmında ne parlamento kısmında bir netlik yok. Rami, netlik yok. Sen usulen yasaya ve anayasaya uygun bir form istiyorsun. İşte o yok işte. İşte o yok. Ben de onu diyorum zaten. O yok çünkü tek adam var. İstersen Anayasa Mahkemesi'ne götür diyor. Ne olacak? Anayasa Mahkemesi var mı şu an Türkiye'de? Bilmem, Anayasa Mahkemesi'ne sormadı onu. Ya istersen götür diyor. Yani kendi varlıklarını inkar ediyorlarsa bilmem. Hayır, istersen götür diyor. Çok rahatlar o konuda. İstersen götür diyor. Biz eskinin sistemiyle yeniyi yorumluyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Anlamaya evet. çalışıyoruz. Bazen problem orada. Evet. Yani bu Çen Top'un seçilişinde de tek adam yönetimi bir kez daha bize sunuldu. Yani bunu anlamamız lazım. Ne yasa var, ne anayasa var, sadece tek adam var. Bunu algıladığımız zaman yeni sisteme adapte olamayız. O mümkün değil. Mücadelesini yaparız da daha kısa yollu mücadeleler yapılabilir diye düşünüyorum. O zaman yeri gelmişken söyleyeyim. YSK'ya güvenmiyorum, AYM'ye güvenmiyorum. Biz niye gidiyoruz bu seçime noktasında? Sorular sorulur o zaman. Daha geniş katılımlı eylemsellik konuşulur o zaman. En geniş katılımlı eylemsellik 31 Mart'ta gidip seçim. Oy kullanmak. Evet. Tabii. Fatih, toparlayalım, birkaç dakikamız var meclise. Ya şimdi İYİ Parti dedik, HDP dedik, Şentop ziyaretleri üzerinden geniş siyaset konuştuk. Şimdi şöyle, ama önemliydi. Şimdi şöyle önemli Rami, yani seçileceği kesin garanti olarak gördüğü için ve kendi milletvekillerinden de kuşku duymadığı için Şentop bir meclis başkanı edasıyla dolaştı. Aslında bu önümüzdeki dönem parlamentodaki yeni siyasetin bir göstergesiydi. Ben Şentop'un uzlaşmaya yakın durması, en azından parlamentodaki gerginliği azaltması gerektiğini düşünüyorum. Hayır, kendisi de tarafsız kalacağını söyledi de artık o sözleri ne kadar hayata geçer bilmiyorum. Ama eğer bunu hayata geçirmezse parlamentodaki gerginliğin, parlamentoda az da olsa o genel kuruldaki o yaşanan sıkıntının halka yansıması çok kolay. Yani eskisi kadar parlamento yasama yapmıyor, denetim yapmıyor tamam ama hala parlamento duruyor. Ve milletvekilleri orada çıkıp konuşuyor. Yani eğer parlamento başkanı, meclis başkanı bu işte bir ombudsman gibi en üstte oturur ve eşit gözdeki, benim umudum yok ama yani umarım olur. Sen olması gerekeni yorumlamaya devam ediyorsun. Haklı ya olarak. Ben şimdi olması gerekeni şeyini sorayım bir de Fatih'e. Teknik olarak yanılıyor da olabilirim. Cumhurbaşkanının kanun hükmündeki kararnameleri anayasa gereği 3 ay içinde mecliste görüşülüp kanunlaştırılmak mecburiyetinde değil mi? Yani tam öyle değil. Yani şöyle, ya bak bunu anayasa hukukçularına sonra onlar da aynı cevabı verecek. Cumhurbaşkanı'nın hangi kararnamelerinin meclisin onayına ihtiyaç duyulduğu konusunda da netlik yok. Rabbi, bazı kararnameler var ki parlamento denetiminden geçmesi zorunlu değil. Cumhurbaşkanı kararnameyle düzenleyebiliyor bunları, yönetmelik gibi. OHAL döneminde de çok tartıştık ya bunu. Yani bu, çıkamıyoruz içinden bunu. Bu emin ol şu an net değil. Yani tamam, olağanüstü hal kararnamesi mi parlamentoya gelir ama yeni döneme göre Cumhurbaşkanı hangi kararnamesi parlamentoya gelip hangisi gelmez? Bu sorunun cevabını bana çıksın, bir anayasa hukukçusu versin. Ben bekliyorum. Ben hukukçu değilim. Ben yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyelim diye söyledim zaten bunu. Yani yok, böyle bir netlik de yok. Cevabını ben de bilmiyorum. Parlamentoda konuştuğum insanların da kafası bu konuda net değil. Zaten kimse bir şey sormuyor. Ya bütçeyi getirmediler Rami. Yani bütçeyi tartışmaya parlamentoda açmadılar. Ne maddeler üzerinde önerge verildi, ne konuşuldu. Ama ne... ilk defa Cumhurbaşkanlığı bütçesiydi o. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bütçesi değildi ki.
İşte onu diyorum. Yok. Sen meclisin elinden bütçe yapma şeyini aldıktan sonra geriye ne kaldı Allah'ını sersen ya? Parlamento ne işe yarar? Ne iş yapar? Bütçesini, ülkenin bütçesini parlamento yapamadıktan sonra neyi konuşuyoruz biz? Ne yapacak yani mesela? Parlamento ne yapacak? Anayasa Mahkemesi üyelerini seçemiyor, Yargıtay üyelerini seçemiyor, hepsini başkan seçiyor. Ya, yani her şey bitmiş bu ülkede. Bitmiş, tükenmiş. Parlamento göstermelik. Yakında bak bu millet bu parlamentodan sıkılır. Bak buraya yazıyorum. Bu millet bu parlamentodan, çok samimi söylüyorum, sıkılacak. Yeni seçim mi isteyecek o zaman? Hayır, bu parlamento çalışmıyor diyecek. 600 tane milletvekili var. Bunun 2400'e ulaşıyor personel sayısı. İşte maliyetini hesaplayacak. Diyecek ki parlamento bana... 550 çeşit yemek var. Tabii. Diyecek ki lüks, kapatın kardeşim diyecek. Tabii, bir de eskiden Türkiye siyasetinin önemli bir gerçeğiydi. Salı günkü grup konuşmalarının kalabalığından söz etmiyorum. Diğer günlerde de çok sayıda seçmen gelirdi. İllerinin milletvekillerine taleplerini iletirdi. Onlar da genel kurula gelen bakanları ya kuliste yakalarlardı ya bakanlar kurulu sıralarında onlar iletilirdi, hatırlıyor musunuz? Hatta biz onların fotoğrafını, videosunu, görüntüsünü çekmeye bilen çalışırdık. Oradan da epey torpil, skandal haber çıkardı. Torpil talebi mi, ne talebi diye. Şimdi değil mi? Yok, yok, milletvekillerinin evet. Hiçbiri evet, bakanlara evet. Ulaşamıyor. Çünkü bakanlar mecliste değil, sarayda. Ve onlar seçilmiş değil, bürokrat. Ve kimse göremiyor onları. Kim atıyor onları? Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan atıyor. Dolayısıyla bu zincir de koptu. Yani meclis gittikçe işlevsizleşiyor diyelim. Süremizin sonuna geldik. Veda edelim. Peki. Yarın görüşünceye dek. Yarın saat 16'da karşınızda olmaya çalışırız. Esen kalın.